Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hane'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının TYT Türkçe Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere isimlerle ilgili ikinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu dizilerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır demiş. Mahmut Paşa'da iki dükkancığı var topu topu. Bakın burada dükkancık ifadesi isim görevinde kullanılmıştır. Balata'da bir fabrikacığı var işte. Fabrikacık da burada nedir yine? İsim görevinde kullanılmıştır. Emirgan'da bir yalıcığı var, o kadar. Yalıcık da burada nedir yine? Küçültme 2 alarak isim görevinde kullanılmış. Bir karıcığı var, 3 tanecik sevgilisi. Karıcığı derken karıcık burada yine küçültme 2 almış ve isim görevinde. Tanecik sevgilisi derken ise sevgili isim, nasıl sevgili? Tanecik sevgili niteleme sıfatı. Kaç tanecik sevgili? 3. Burası da nedir arkadaşlar? Sayı sıfatıdır. 5 numaralı sözcük sıfat görevinde kullanılmıştır. Diğerleri isim görevinde. Farklı olan 5'tir. Bu yüzden de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu dizilerde geçen 6 çizili sözcüklerden hangisinin aldığı ekler? O sözcüğe hem ikinci hem de üçüncü tekil kişiye ait olma anlamı katmıştır diyor. Bu tür sorularda yapmamız gereken şey şudur. Önce sözcüğün önüne ikinci tekil kişi dediği için senin kelimesini getirmemiz lazım. Sonra da üçüncü tekil kişi dediği için onun sözcüğünü getirmemiz lazım. Her ikisini de aldığında anlamlı oluyorsa doğru cevap odur. Numaralandırılmış sözcüklere baktığımızda sen gözlerini süzersin uzun uzun ifadesinde sen onun gözlerini süzersin desem anlamlı fakat sen senin gözlerini süzersin uzun uzun olmaz. Dolayısıyla bunu elemiş oluruz. 2 numara dursun. 3'e baktığımızda ise o zaman başından aşkındı derdi ifadesinde. Ben buraya yine ne getiririm arkadaşlar? O zaman başından aşkındı onun derdi. Anlamlı bir bütün oluyor. Fakat senin derdi olmuyor. Derdin demesi lazımdı. Bu da olmadı. Bunu da elemiş oluruz. Sözlerinizi bir türlü unutamıyorum. Kimin sözlerini? Sizin sözlerinizi bir türlü unutamıyorum. Bakın bu da ikinci çoğul oldu. Bizden ikinci tekil istemişti. Bunu da elemiş oluruz. Ruhumuzu dört yandan sarmış karanlık. Kimin ruhunu? Bizim ruhumuzu sarmış. Dolayısıyla bakın bizim ruhumuz. Bu da birinci çoğuldur arkadaşlar. Bizden ikinci ve üçüncü tekil istemişti. O yüzden biz bunu da elemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda ise dün eski bir albümde resmini buldum. Kimin resmini bulmuş? Senin resmini buldum. Kimin resmini bulmuş? Onun resmini buldum. Anlamlı bir bütün oluşturduğunu görüyoruz. Almış olduğu şu ekler hem ikinci tekil hem de üçüncü tekil kişiye ait olma anlamı katmış. O yüzden doğru cevabımız 2 numaranın yer aldığı B seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi işlevi bakımından farklı bir ek almıştır? A seçeneği dursun. Dünya malı dünyada kalır diyordu. Bakın dünya malı birinci sözcük ek almamış. İkinci sözcük ise görmüş olduğunuz gibi iyelik eki almıştır. Yani diğer adıyla tamlanan eki almış ve belirtisiz isim tamlaması oluşturmuş. Zenginin malı züğürdün çenesini yorar. Birinci sözcük tamlayan eki almış. İkinci sözcük ise yine iyelik eki almıştır. Diğer adıyla tamlanan eki almıştır. Burada da birinci sözcük ek alıp ikinci sözcükte ek aldığı için ne var? Belirtili isim tamlaması var. Malı mülkü neyi varsa bu yangında yok oldu. Bakın arkadaşlar burada da sözcüğün önüne onun getirdiğimizde onun malı mülkü neyi varsa bu yangında yok oldu olur. Anlamlı bir bütün oluşturduğunu görüyoruz. Onun malı dersen buradaki ı ne olur? Bu da yine iyelik eki olur. Yani diğer adıyla tamlanan eki olmuş olur. Burada da tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması görüyoruz. Türk malı kalitesini tüm dünyada ispatlamıştır. Türk malı birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük yine iyelik eki olarak almıştır. Yani diğer adıyla tamlanan eki almıştır. Bu da belirtisiz isim tamlaması oluşturmuş.
B, C, D ve E seçeneklerine baktığımızda hepsinin iyelik eki olduğunu, yani diğer adıyla tamlanan eki olduğu görülmektedir. A seçeneğine baktığımızda ise seni seven oğlan neylesin malı? Bakın, neylesin yüklem. Kim? Seni seven oğlan özne neyi malı? Buradaki malı sözcüğü görmüş olduğunuz gibi cümlede belirtili nesne durumundadır. O halde buradaki ı nedir? Tamlama kurmadığı için belirtme hal eki görevindedir. Bu da diğerlerinden farklıdır. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci sözcük hem iyelik hem durum eki almış bir isimdir. Güller arasında seni bensiz gören olmuş ifadesinde ara sözcüğü burada isim görevindedir. Güller arası dersem arkadaşlar bakın buradaki S kaynaştırma harfidir. Buradaki I ise nedir? Güller arası dediği için tamlama kuruyor ve iyelik eki görevindedir. Yine buradaki N eki ise kaynaştırma harfidir. Güller arasında demiş, D'da ise bulunma hal ekidir. Görmüş olduğunuz gibi bu sözcük hem iyelik hem de durum eki almıştır. A seçeneği doğrudur, bunu elemiş oluruz. İkinci sözcük iyelik eki almış soyut bir isimdir. Gönlüm kelimesine bakılacak olursa gönül soyuttur arkadaşlar. Soyut bir isimdir. Peki benim gönlüm dersem buradaki üm eki ne olur? İyelik eki olur. Bu da doğrudur. B seçeneğinde elemiş oluruz. Üçüncü sözcük hem tamlanan hem de tamlayan eki almış bir isimdir. Gönlüm yüzünün rengine düşmüş de ben olmuş ifadesinde dikkat edecek olursanız senin yüzünün rengine düşmüş de ben olmuş olur. Yüz zaten burada isimdir. Senin yüzün dersem ün eki nedir arkadaşlar? Ün eki burada iyelik ekidir. Yüzünün rengi dersem buradaki ün ne olur? Bu da tamlayan eki olmuş olur. Bakın hem iyelik eki yani tamlanan eki hem de tamlayan eki almış. C seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Beşinci sözcük iyelik ekinden sonra tamlayan eki almış bir isimdir diyor. Bakalım gönlüm senin yüzünün rengine düşmüş de ben olmuş olur. Bakın burada ün eki nedir? Senin yüzün dersem iyelik ekidir arkadaşlar. Yüzünün rengi dediğimde tekrar tamlama kuruyorum. Dolayısıyla ün eki de nedir? Tamlayan ekidir. O yüzden 5 de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneğine bakacak olursak dördüncü sözcük birden çok iyelik eki almış bir somut isimdir demiş. Gözleri sözcüğü arkadaşlar somuttur ve nedir? İsim görevindedir. Göz isim, larler nedir burada? Çoğul ekidir. Senin gözlerin dersem in eki burada ne olarak kullanılmıştır? İyelik eki olarak kullanılmıştır. Yani diğer adıyla tamlanan eki görevinde kullanılmıştır. Buradaki i ise arkadaşlar iyelik eki değil, belirtme ekidir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Yani birden çok iyelik eki yoktur. Bir tane iyelik eki vardır burada. Bu yüzden de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde iyelik eki kullanılmamıştır? Mum dibine ışık vermez. Bakın onun dibine dersem belirtili isim tamlaması olur. Dolayısıyla buradaki i eki nedir arkadaşlar? İyelik ekidir. Burada var olduğunu görüyoruz. Bunu elemiş oluruz. Çalma evin kapısını, çalarlar kapını. Bakın çalarlar senin kapını desem senin kapın. Buradaki ın eki nedir arkadaşlar? İyelik ekidir. Yine elin kapısı belirtili isim tamlaması. Şuradaki ı eki de görmüş olduğunuz gibi iyelik ekidir. İki tane kullanıldığını görüyoruz. O yüzden B seçeneğini de elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Açın karnı doyar, gözü doymaz. Bakın açın karnı belirtili isim tamlaması. Buradaki ı nedir? İyelik ekidir. Yine açın gözü dersem buradaki ü nedir? Bu da yine iyelik ekidir. İki tane kullanıldığını görüyoruz. D seçeneğini elemiş oluruz. Borçlu ölmez, benzi sararır. Kimin benzi sararır? Borçlunun.
ya da diğer ifadeyle onun benzi sararır desem, borçlunun benzi, belirtili isim tamlaması, yani tamlayana düşmüş belirtili isim tamlaması var. İ eki nedir burada? Yine iyelik ekidir. Yani tamlanan ekidir. E seçeneğinde kullanıldığını görüyoruz. Bunu da elemiş oluruz. Mal canı kazanmaz, can malı kazanır ifadesinde kazanmaz yüklem ne? Mal özne. Neyi kazanmaz? Canı. Buradaki ı eki arkadaşlar ne ekidir? Belirtme hal ekidir. Can malı kazanır. Kazanır yüklem ne? Can özne. Neyi kazanır? Malı nesne. Buradaki ı ekide yine ne var? Burada da belirtme hal eki var. Görmüş olduğunuz gibi iyelik eki değil, iki tane belirtme ekinin kullanıldığı görülmektedir. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Lader eki tamlayanı düşmüş belirtili at tamlamalarında tamlanana gelerek tamlayanın çoğul olduğunu belirtir demiş. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamayı örneklendirecek bir kullanım vardır? A seçeneği dursun. Yıllar önce köyden şehre taşınmışlardı. Bakın larler ekini görüyoruz fakat tamlama kurmuyor. Yine yıllar derken yine larler çoğul eki var fakat tamlama kurmuyor. O yüzden bunu elemiş oluruz. Çocuklar dışarıda farklı oyunlar oynuyordu. Oyunlar derken larler ekini kullanmış. Çocuklar derken yine larler ekini kullanmış. Burada da yine bu kelimelerin tamlama kuramadığını görüyoruz. Daha çok çokluk eki görevinde kullanılmış. O yüzden bunu denemiş olduk. Eski kitapların etkileyici bir kokusu vardır cümlesinde kitapların kokusu dersem belirtili isim tamlaması kuruyor. Bize tamlayana düşmüş belirtili at tamlamalarında kullanılır demişti. Burada direkt tamlama kullanılmış. Bundan dolayı D seçeneğini denemiş olurum. Aylarca tezi için kaynak kitaplar bulmaya çalıştı. Bakın yine larler ekinin çoğul eki olarak kullanıldığı görülmektedir. Burada da arkadaşlar tamlama kurmadığı için bunu da elemiş oluruz. Babadan kalma iki odalı bir evleri vardı cümlesinde. Bakın buradaki larler ekini görüyoruz. Ben buraya babadan kalma onların iki katlı evleri vardır desem onların evleri tamlayana düşmüş belirtili isim tamlamasıdır. Larler de tamlayanın çoğul olduğunu yani çocukların olduğunu gösterir. O yüzden doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde lerler ekinin cümleye kattığı anlam ayraç içinde yanlış verilmiştir? A seçeneği dursun. Abartma anlamı demiş. Bakalım. Geçen yıl masaldan çıkmış dünyalar güzeli bir kız çocuğu dünyaya gelmiş. Bakın burada dünyalar güzeli derken abarttığını görüyoruz arkadaşlar. Bu ifade doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Aile anlamı katmış. Coğrafya sınavına çalışmak için bugün Mehmetlere gidecekmiş. Yani Mehmetgil'e gidecekmiş arkadaşlar. Bu da aile anlamı katmıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Yaklaşıklık anlamı. Köyün girişinde 60 yaşlarında güler yüzlü bir kadın karşıladı bizi ifadesinde. Bakın 60 yaşlarında 60 yaşlarına yakın o civarda anlamı katmış. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Benzerlik, benzerleri. Türk şiirinde Necip Fazıl'lar, Nazım Hikmet'ler yetişmiyor artık ifadesinde Necip Fazıl gibi olanlar, ona benzeyenler ya da Nazım Hikmet gibi olanlar, ona benzeyenler yetişmiyor artık ifadesidir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. İhtimal anlamı demiş. Osmanlılarda toplumsal sınıflar dolayısıyla bu sınıfların yarattığı zıtlaşma yokmuş cümlesinde. Sınıflar derken buradaki larler çoğul anlamı katmıştır. Osmanlılarda derken larler ise arkadaşlar teba, soy, sop anlamlarına gelmektedir. İhtimal anlamı katmıyor. O yüzden doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 8. soru. Numaralanmış dizelerin hangisinde hal eki almış birden çok sözcük vardır? Hal ekleri arkadaşlar genellikle neye gelir? İsimlere gelir. Hal eklerine baktığımızda belirtme hal eki ı, i, u ve ü ekleridir. Yönelme ya da yaklaşma hal ekimiz a ve e ekidir. Bulunma hal ekimiz d, da, t, ta ekleridir. Bir de ayrılma hal ekimiz vardı. Bunlar da den,
dan, ten, tan ekleridir. Numaralandırılmış ifadelere baktığımızda gurbette ölenin yüzü yumulmaz ifadesinde bakın gurbet isim, t nedir burada? Bulunma halekidir. Ölenin gözü derken ölenin gözü belirtili isim tamlaması kurmuş. Burada herhangi bir bulunma haleki yok. Birden çok sözcük vardır demişti. Biri elemiş oluruz. Eylem turnam sana haber sorayım ifadesinde sen nedir burada? Kişi zamiridir. A da yönelme halekidir. Bakın burada da bir sözcük yönelme haleki almış. Birden fazla olanı sormuştu. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi sevdiğimin gözü yollarda ifadesinde sevdiğimin gözü belirtili isim tamlaması burada herhangi bir haleki yok arkadaşlar. Yollarda ifadesinde ise yol isim, lar çoğul eki, da nedir? Da da burada bulunma halekidir. Burada da bir sözcükte haleki var. O yüzden bunu denemiş oluruz. 4 numaralı cümle dursun. Döküldü dalların gülü gazeli ifadesinde bakın dalların gülü, dalların gazeli. Tamlayan ortak, belirtili isim tamlaması var. Burada herhangi bir haleki yok. O yüzden bunu denemiş oluruz. 4 numarada ise gurbet elde ben neylerim güzeli. Bakın burada el isimdir. D nedir? Bu da yine bulunma halekidir. Peki başka bulunma haleki var mı burada? Arkadaşlar güzeli derken şuradaki i de yine belirtme halekidir. Bakın iki tane arkadaşlar halekinin kullanıldığı görülmektedir. O yüzden doğru cevabımız 4 numaranın yer aldığı D seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır demiş. Kişisel sorumluluklar. Sorumluluk isim nasıl sorumluluklar? Kişisel sorumluluklar. Kişisel sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Evrensel boyutlar. Boyut isim nasıl boyut? Evrensel boyut. Evrensel sözcüğü de burada yine niteleme sıfatıdır. Varan sınırsızlık. Sınırsızlık isim nasıl sınırsızlık? Evrensel boyutlara varan sınırsızlık. Varan sözcüğü de yine niteleme sıfatıdır. Kaçınılmaz şart demiş. Bakın şart isim nasıl şart? Kaçınılmaz şart. İsmi belirtmiş. İsme sorduğumuz nasıl sorusuna cevap veriyor. Bu da niteleme sıfatı. Bilim adamı derken birinci sözcük ek almamış. İkinci sözcük iyelik eki aldığı için burada ne var? Belirtisiz isim tamlaması var. Belirtisiz isim tamlaması ise buradaki bilim sözcüğü de isim görevindedir. Diğerlerinden farklı olanı sormuştu. 4 numaralı sözcük isim görevinde, diğerleri ise sıfat görevinde olduğu için cevabımız D seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu dizelerde at görevli kaç sözcük vardır? Dışarıda yağmur. Bakın D'da bulunma halekini aldığı için dışarı sözcüğü artık burada isim görevindedir. Yağmaktan yağmur olmuş, yapım eki almış. Yağmur sözcüğü de burada isim görevindedir. İçimde derken yine hem iyelik eki hem de bulunma haleki almış. Bu sözcük de isim görevinde. Sevda sözcüğü isimdir zaten. Yağmur demin söylemiştik isim görevinde. Toprak isim görevinde. Burada ise kavuşmak fiildir fakat makmek eki isim fiil ekidir. Tüm fiilimsiler yapım ekidir. İkinci makmeki getiremiyoruz bakın. Kavuşmak mak olmuyor. O yüzden bu sözcük de makmek isim fiil ekini yani yapım ekini alarak artık isim görevinde kullanılmıştır. Saydığımızda ise bakın 2, 4, 6, 7 tane isim var. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 11. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde larlar eki farklı bir türde sözcüğü eklenmiştir? Bugün uzaklardan geldiği için çok yorgunmuş. Uzak sözcüğü burada isimdir. Larlar eki de isim soylu sözcüğü eklenmiştir. Onun sözlerinden hiçbir şey anlamadım. Yine söz isimdir. Larlar eki bakın isimlere eklenmiş. Romanların sunduğu yaşamları gerçek hayatta bulamazsın. Roman isim, larlar isme eklenmiş. Yaşamaktan yaşam olmuş isimdir. Lar burada yine nedir? İsme eklenmiştir. İnsanlar her konuda bir fikir öne sürmeyi sever. Bakın burada da yine insan isimdir.
lar isim soylu bir sözcüğü eklenmiş. Daha önce buraya gelmişler. Seni görmek için ifadesinde ise gelmek fiildir. Larlereki görmüş olduğunuz gibi burada fiil olan bir sözcüğü eklenmiş. Diğerlerinden farklı olduğu için de cevabımız E seçeneği olacaktır. 12. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok ad durum eki almış bir sözcük kullanılmıştır? Ad durum eklerini daha önce saymıştık. Hatta arkadaşlar bakın şurada belirtmiştik. I, i, u, ü belirtme haleki, a, e yönelme yaklaşma, d, da, t, ta bulunma haleki, den, dan, ten, tan ayrılma halekleri. Şimdi bu bilgiler ışığında cümlelere bakmış olalım. Bu yaz okuduklarımı tekrar gözden geçireceğim ifadesinde. Burada var mı arkadaşlar? Gözden derken deneki nedir? Ayrılma halekidir. Bize ne sormuştu? Birden çok ad durum eki almış bir sözcük demişti arkadaşlar. Bakın bir tane var. Yine okuduklarımı derken buradaki ı nedir? Bu da benim okuduklarım. Şuradaki ım iyelik eki olur. Buradaki ı ise belirtme haleki olur. Ve ayrı sözcüklerin birer tane aldığını görüyoruz. Bir sözcük birden çok almamış. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Öfkesinden hiç kimse yanına yaklaşamıyordu. Yan isimdir. Onun yanı buradaki ı iyelik eki, n kaynaştırma harfi, a ise nedir? Yönelme ya da diğer adıyla yaklaşma halekidir. Öfkesinden derken öfke yine isimdir. Onun öfkesi dersem i iyelik eki, s ve n kaynaştırma harfleri, den ise ayrılma halekidir. Bakın burada da bir sözcük birden çok bu haleki almamış. O yüzden bunu denemiş oluruz. Gözlüğünü sildikten sonra tekrar taktı. Arkadaşlar onun gözlüğü iyelik eki, ü ise nedir burada? Belirtme halekidir. Yine sildikten sonra derken buradaki teneki de ayrılma halekidir. Bakın burada da bir sözcük birden fazla haleki almamış. O yüzden C seçeneğinde elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Herkes artık kendi derdine düşmüş bu alemde. Alem isim, D nedir? Bulunma halekidir. Bir tane almış. Derdine derken yine dert isim, onun derdi iyelik eki, N kaynaştırma, E ise nedir arkadaşlar? Yönelme halekidir. Bakın burada da bir sözcük birden fazla haleki almamış. E seçeneğinde elemiş oluruz. İçeridekilere hiçbir şey söylemeden dışarı çıktı. Bakın buradaki şu içeridekileri ifadesine bakacak olursak içeri nedir? İsimdir. Peki D nedir arkadaşlar? D bulunma halekidir. Ki nedir burada? İlgi zamiridir değil mi? İçerideki insanlar desem bu ismin yerine geçmiş ilgi zamiridir. Larler çoğul ekidir. Buradaki E ise yönelme halekidir. Bakın bu sözcük görmüş olduğunuz gibi hem yönelme halekini hem de bulunma halekini almış. İki tane haleki aldığını görüyoruz. Bize de soruda bunu sormuştu. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 13. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad durum eki alan sözcük yoktur? Çıkmadık candan umut kesilmez. Can isim, dan nedir arkadaşlar burada? Ayrılma halekidir. Burada kullanıldığını görüyoruz. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. İki kardeş baş başa verip konuşuyordu ifadesinde baş burada isimdir. A nedir? A da yönelme halekidir. Bakın arkadaşlar burada da kullanılmış. Bunu da elemiş oluruz. Şiir ve deneme yazmayı çok seviyordu ifadesinde yazmak fiil, mame isim fiil eki, dolayısıyla yapım eki, bu sözcük artık ne olmuş arkadaşlar? İsim görevinde kullanılmış. Buradaki ı ise belirtme halekidir. Bakın burada da kullanılmış, bunu da elemiş oldu. Sana söylediği sözler oldukça ilginçti ifadesinde sen kişi zamiri, a ise burada yönelme halekidir. Bakın burada da kullanıldığını görüyoruz, bunu da elemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda ise sıkıntısı hafifleyecek gibi değildi ifadesinde. Ben şuraya onun getirir miyim? Getiririm.
Onun sıkıntısı dersem tamlayana düşmüş belirtili isim tamlaması olur. Buradaki ı ise nedir arkadaşlar? İyelik ekidir. Yani diğer ifadeyle tamlanan ekidir. Bundan dolayı burada bir hal durum eki yoktur. Yani ad durum eki alan bir sözcük yoktur. Ondan dolayı da cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 14. soruya. 14. soruda aşağıdaki dizelerin hangisinde yaklaşma, yönelme, durum eki almış bir sözcük kullanılmamıştır diyor. Yaklaşma, yönelme, hal ekimiz neydi? A ve E ekleriydi. Seçeneklere bakalım. Bir mühür gibi bastılar bağrıma seni. Bakın bağrıma derken buradaki A yönelme hal ekidir. Yani yaklaşma hal ekidir. Bunu elemiş oluruz. Vurun karanlığa kanatlarınızı kuşlarım ifadesinde karanlık isimdir. A nedir arkadaşlar burada? Yönelme ya da yaklaşma hal ekidir. Bunu da elemiş oluruz. Belli ki Eylül gelmiş bahçelere bağlara. Yine bahçe isim, bağ isim. Buradaki A'lar arkadaşlar, A ve E ekleri yönelme, yaklaşma hal ekidir. Bunu da elemiş oluruz. Bulamadım dünyada gönüle mekan ifadesinde gönül isim, E ise nedir? Yönelme, yaklaşma hal ekidir. Bunu da elemiş oluruz. Seni morla boyarım askerimin türküsü ifadesinde ise askerimin türküsü belirtili isim tamlaması, in tamlayan eki, ü ise nedir burada? İyelik ekidir. Yine morla ifadesinde mor isim, la eki ise vasıta ekidir arkadaşlar. Ve burada görmüş olduğunuz gibi herhangi bir yönelme, yaklaşma, hal eki kullanılmamıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.